Evet, ısırgan otu. Isırgan otunun birçok özellikleri var. Bir, bilindiği gibi bunu yemeğe yapılabilir. Bazı yörelerde ıspanaklı börek, patatesli börek gibi bunu da ıspanaklı şey ısırganlı böreğe yapılır. Kanı temizler, kanı arıtır, kemikleri temizler, kemikleri güçlendirir, bağ dokusunu güçlendirir. Birçok özelliği var. Bununla ilgili bir yapraklarıyla ilgili klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmada ısırgan yaprağının romatizmaya karşı etkili olduğu arterit, artroz, fibromiyalji, yumuşak doku romatizması yani ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıkları iyileştirdiği belgelenmiştir. İki, ısırganın kökünde beta-zitoşterol var. Beta-zitoşterol iyi huylu prostat büyümesini tekrar normal hale dönüştürüyor. Ameliyatsız. Çok kısa sürede. Çünkü beta-zitoşterol normal olarak prostatın içerisinde iki enzim var. Reduktaz, aromataz. Bu iki enzim prostatı büyütür. Bu iki enzim artarsa prostat büyümesi rahatsız ortaya çıkar. Prostat büyür. Isırgan otunun kökündeki ve yakotunda, ısırgan otunda, cüce palmiye meyvesinde bu üç bitkide ve altınbaşak otunda, at kuyruğunda da biraz var. Bu bitkilerde beta-zitoşterol var. Beta-zitoşterol prostat büyümesine sebep olan redüktaz ve aromataz isimli iki enzimi minimum seviyeye indirir. Böylece iyi huylu prostat büyümesi birkaç ay içerisinde normal haline döner. Bilindiği gibi prostat kestane büyüklüğünde, kestane benzer 25-30 gram ağırlığında bir organ. Çok önemli fonksiyonları var. Şayet kişi cinsel ilişki sırasında prostat büyümesi rahatsız olursa problemleri çıkar. İdrar problemleri çıkar. Prostat ameliyatı olursa kişi iktidarsızlık problemi başlar. Cinsel isteksizlik başlar. Çünkü mesela meni koyudur. Meni cinsel ilişki sırasında prostatın salgılanmış olduğu hormonla karışarak incelir. Böylece kişiye cinsel ilişki ağırlık vermez. Huzursuzluk vermez. Ağrısızı vermez. Kişide problem olmaz. Fakat prostat ameliyatı olursa ne olur? Bir, prostatın etrafındaki sinirlere zarar verir. Cinsel isteksizlik başlar. İktidarsızlık başlar. İki, hormon olmadığı için, meni koyu olduğu için kişi boşalamadığından eşine ne olur? Ağrısızı verir. Kişi bir daha asla cinsel ilişkide bulunmak istemez. İşkence gibidir kişiye. Bu nedenle ısırgan otu kökü farklı, yaprağı farklı kullanılır. Biz bununla ilgili çok güzel iki formül geliştirdik. Isırgan forte, romatizmaya karşı. Birleşiminde at kuyruğu otu, altınbaşak otu, huş yaprağı gibi önemli bitki ekstraklar var. Bitki değil. Bitki ekstresi var. Öğütülmüş bitki değil. İki, ısırgan kökünün de içinde bulunduğu zabal forte ve yakotu forte diye formüller geliştirdik. Hem prostat büyümesine karşı hem romatizmaya karşı çok güzel formüllerimiz var. Hürmetler, saygılar.